süresi bilmiyorum ama yani Aslı Fahir Çelebi, Seyhan'ın Rüyası, orada bizim çok dikkatimizi çeken bir şeydi hepimizin. Çok da güzel bir sayıdır, inanılmaz güzel bir sayıdır bu. Sadat kelimesinin de Türkçe'ye girişi Aslı Fahir Çelebi üzerindendir. Yani Aslı Fahir Çelebi'nin modernliği ve gelenek, hem geleneksel bir adam bakıyorsunuz sonuçta şey Çelebi'nin, Çelebiler yani Mesnevi yazan ailenin 23. şeyi, biz bunun abisine de gittik, tanıştık Aslı Fahir Çelebi'nin, böyle bir Mevlevi evi, yani müthiş bir evdi. Hatta az kalsa dayak yiyorduk Seyhan'ın. Bunu anlatacak mısınız? Adama şey dedi, adama şey dedi. Ya dedi bu Asaf Bey'in şeyle çok iyi geliyor, Hint felsefesi. Acaba Budist olmuş mudur dedi. Tam da yaşlı bir adam. Yani, neyse, yapacak bir şey yok o zaman. Yani, dönemek efendim dedi. Böyle, hani işte, evde Mevlevi sikkeleri var, şeyler var. Ya biz böyle okuyoruz, böyle şey, şimdi zarflarla kahve, efendim, buyurunuz efendim, siz buyurun. İstanbul Türkçesi gibi konuşmaya çalışıyoruz bir yandan. Kendimiz şey, ne yapalım? Adam büyük dediler, düdük, böyle baskolar var. Ne demek efendim dedi, ne demek dedi. Bu kadar yıl şey, Müslüman evlat nasıl bir risk olurmuş dedi. Arada baston kalıyor, eyvah dedi. Neyse, vurmadı. Ne Seyhan'la da bir çıktık evden, nasıl çıktığımızı hatırlamıyorum. Ama yıllardır, yıllarca aramızda şey konuştuk. Ne demek efendim, ne demek efendim. Şey bu, Sadat'ın meselesine böyle parantez açtık. Oradan tabii ki Haydar'a gitmiştir, tabii ki bütün şeye gitmiştir. Ama yani benim bildiğim Aslı Fahir Çelebi üzerinden Türk şiirine girmiştir. Belki daha öncesi de vardır, olabilir. Bir başka şey, 80'li yıllar, dediğim gibi Haydar'ın şiirinin mayalanmasının şeylerinden bir tanesi 80'li yılların ortamıysa, bir tanesi de 80 şiirini ben ikiye ayırırım. İki grup vardır 80 şiirini. Bir, 60 öncesi doğumlular. Bunlar aslında öncülerdir. Kavgayı da bunlar ettiler. Haydar olsun, Tuğrul olsun, Mehmet Mifit olsun. Bunlar böyle polemiklere daha çok onlar girdiler. Bizim yaşımız daha küçüktü o zaman. Ve çok polemiklerle taraf olmadı. Ama şöyle bir şansımız oldu bizim. Polemiklerle rekabet öyle yordular ki biz sonra o kadar rahat bir ortam bulduk. Mesela rahat ortam bulduk diye bir şey. Seyhan'ın Yeisi'yle Tabanca kitabını gördüm. Müthiş bir kitaptır. Müthiş bir ilk kitaptır. Yani gerçekten dahi deha düzeyinde bir kitaptır. Bizim Sami'nin kitabını düşünün. Küçük İskender'in ilk kitabı. Yani bunlar hep 60 ve sonrası doğumlardır. Bahadır'ın ilk kitabı direkt geçti. Yani bu biz mesela o ortamın bize sağladığı, kavga bitmişti çünkü 87'lere, 86'lara geldiğimizde 80'li yılların ortasındaki o kavga bitmiş. Ve şeye dönmüştük yani şiirde baz alacağımız şey metindir, yazılı eserdir. Yazılı eserin ötesindeki her şey dolayımdır. Yazılı eserden kalkmayan hiçbir şey. Çünkü bizden önceki kuşakları da o kuşaklar üzerinde kurulan söylemlerle okumadık yani ne bileyim. İkinci yeni mesela bir Atilla İlhan veya Asım Bezici üzerinden okumadık. Direkt gidip kitabı okuduk. Dedik ki önce sonra doğru dedik. Okuyalım abi dedik. Müthiş. Esere giderek bunları yaptığımız için bu bizi şeyden korudu. O eserler hakkında yaratılan efsaneler, ön yargılar ve şeyler bunların hepsini aşmamızı, hızlı aşmamızı sağladı. Sonra gittik kendilerini de bulduk. Yani Cemal Süreyya'yı bulduk. Vagon şeyde düşünsene de şimdi biz yanında böyle oturuyoruz. Burada Dağlarca, burada Cemal Süreyya. Cemal Süreyya da önüne gidiyor. Havla oynuyorlar. Ve hep yeniliyor. Dağlarca şu yenilmeyi sevmez. Yani yenileceksin de onu yenileceksin. Şimdi böyle bir ortamın içerisinde kuşaklar arasında bir şey oldu. İlk defa. Bu da tabii ayrı bir zaman dilimi. Çünkü Türkçenin 5 şiir kuşağı aynı zamanda şiir yazmaya, yayınlamaya başladı. Yani benim şiir yayınladığım bir dergide Melih Cevdet Anlay şiir yayınlıyordu. Beraber ödül aldık. Yani beraber ödül Neyse orasını karıştırdım. Ama doğru yani orası doğru. Doğrudur. Yani ben 25 yaşındayım, Melih Cevdet o zaman 70 yaşında falan. O gelmedi. Hatta, ödül töreni. Bozuluyor gelmiyor ki tabii. Ödül törenine gelmedi bile yani. Neyse. Uzak bir ortamın tabii bu ortamın hepimizin şiirinde olup birbirimizin yazdığı şiirlerin de tabii birbirimizi destekleme şeyi var. Yani ben Seyhan'ın yazdığı bir şiirine etkiliyorum. Haydar
Ona bakıyor, ben ona bakıyorum, Haydar'a bakıyorum. Neyse, hoca hepimize bakıp bekleniyor. Yani şey öyledir, o dönem Tuğrul'a bakıyoruz. Tuğrul bize bak. Yani böyle bir, o dönemin hem şeye bakıyoruz, bizden önce yazılmış şiire bakıyoruz. Bir de şey var tabii, biz şiir adına mesela bugüne kadar yapılmamış kadar çok çeviri şiir bölümü yaptık. Yeni şairler tanıdık. Ve Türkçe'ye çevrilmemiş şairlerin ilk kez çevrilmesini sağladık. Şarkıları mesela inanılmaz bir şey bölümü vardır. İki tane şiir adına bölüm yapmıştır. Orhan Tekelioğlu bize Norveç şiiri çevirdi ki hiç bilmediğimiz. Yani Norveç şiiri ne ya? Haydar Endülüs şiiri çevirdi. Seyhan Mandelstam çevirdi. Sonra onlar mesela Cevat Hoca ile beraber bir kitap oldu falan. Biz dünya şiirine de böyle bir şeyimiz vardı. Açtığımız ve açıklığımız vardı. Ulaşabiliyorduk. Yani şimdi mesela bugün daha fazla ulaşabiliyorsun. O zaman ne ya biz fax gördüğümüzde şoka girdik. Allah'ım fax diye bir şey var. Cağol'la mesela faxla şiir gönderen ilk adam şu Seyhan. Bende de var bir iki fax hala. Yani şimdi gitmiş onu keşfetmiş. Çünkü eskiden şiir şöyle yollanırdı Cağol'la. Ya giden bir arkadaşınıza verdi ya şunu Hami'ye versene gösterdiyse şiir yolluyorsun. Ya kendin giderdin. Bir de altına imzalardın yolladığın şeyi. Ya da işte postaya verirdin. Uzaktaysan posta yollayın. Şimdi e-mail'le bir saniye sonra öbür tarafta. Yani şiir böyle gidebilirdi. Bütün bunların değişiminin ortasında yer aldık. Bu değişimin tabii Türkiye'nin değişimiyle de iç şeyi bunlar. Yani tek başına hiçbir şey tek başına değil. Hepsi değişen şeyler. Toplam değişen şeyler. Türkiye'de değişti. Bizim çocukluğumuzun Türkiye'si değil. Başka bir Türkiye oldu. Gençliğimizin Türkiye'si değil. Daha başka bir Türkiye oldu. Değişen, hızla değişen ve dönüşen Türkiye. Biz o dönem mesela şeyi de çok okuduk. Bunu arkadaşlar şey yapmazlar ama. Yani mesela Yöneliciler diye bir dergi vardı. Ebubekir Eroğlu'nu çıkardı. İnanılmaz güzel bir dergi. Hala da ben yani İslami Karanlık'ta öyle bir derginin çıkarıldığını hatırlamıyorum. O kadar kaliteli bir şiir dergisinin hala çıkarıldığını. Yani şeyi bu koleksiyonu bulursa arkadaşlar göreceklerdir. Onlara da bakardık. Oradan da çok arkadaşımız oldu. O dönemden de çok şair arkadaşımız kaldı açıkçası. Bunu da söyleyeyim. Yani biz mesela Osman Konuk'ta şeyden çıktı ilk. Bütçekten çıktı kitabı. Herkes beraber imza gününe gittik, şeye gittik falan. Seni yalnız ben anlıyorum. Ha, mesela o kitabın sonraki baskıları 3 şiir falan daha eklenmiş. 4 şiir daha eklenmişler. Aslında 82 falan duruyor 82 ilk hali. Yani 2000'den sonra Osman Koruk'tan yeni bir şey icat etmeye çalıştılar. Böyle bir şey yok Osman'ın köklerini biz biliyoruz. Neyse, tabii şimdi bu şiircilerin hepimizin ortak bir havuzu olduğu gibi hepimizin ortak yazdığımız bir havuz. Çünkü ortak bir yerden geliyoruz. Bir kere hepimiz Taşra'dayız. Saydar Eskişehir, Ankara üzerinden de olsa Eskişehir'den geliyor. Ben Manisa'dan geliyorum. Seyhan bak. Ortaokuldan beri İstanbul'da olsa bile sonuçta Bartın'dan geliyor. Ve biz buralarla ilişkimizi, pozitif ilişkimizi hiç yitirmemiş adamlarız. Yani hiçbirimiz hiçbir zaman ne Seyhan Bartın'da oldu, ne Haydar Eskişehir'de oldu, ne ben Manisa'da olduğunu söyledim. Bir zaman şey yaptık, hatta bundan da hafiften de bir gurur da duyarak söylediğimiz bu taşralı halimizden de. Çünkü taşralı olmak, yani 80'li yıllarda taşralı olmak, meraklı olmak. Pazar günleri klasik müzik konserine giderdiniz. Ne bileyim bizim okulun sinema televizyon bölümünde dünya klasikleri oynar, hepsini kaçırmazdınız. Bütün o taşrada göremediğimiz kültürel şeyin hepsini tüketmek için elimizden gelen her şeyi çünkü kendimizi imal etmek zorundaydık. Bize sunulan bir şey yoktu. Sinema günleri başta hepimiz şoka girdik. Yani 50 film seyredilir mi? 2 haftada, 45 film. Sinemadan çıkıp sinemaya yetişiyorduk. Ruh hastası falan gibi. Yani ben ikincisinde 37 tane film seyretmişim. Bunlar ikişer saat, ikişer buçuk saat. Ya Tarkovski falan seyrediyorsunuz. Düşün oradan çıkın. Bilmem bir şey, başka bir şeye gidiyorsunuz. İnanın yani kültür tüketicisi olarak taşlarında. Bir de 83 var. Unutma ki 83'te mesela Ankara'dan İstanbul'da büyük bir göçün yaşandı. Tabii tabii tabii. Murat Abungar'dan, Ankara'dan hepsi İstanbul'da. Yunus Batur'dan, Oruç Arama'ya kadar herkesin. Can ikinci yeni de oradan geldik. Geldiği zaman 83 diyor. Hoş aldığı zaman. Ankara'daki o şey, çünkü Ankara sonuçta kısırlaştı şey ortam, 83'ten şeyden sonra kısırlaşan bir ortam. İstanbul'un kozmopolit şeyi Ankara'da daralmıştı. Bunun da Haydar'ın şiirin oluşumunda bir şeyi var. 98'de bir yazı yazdım. Haydar Altın Portakal şiirini aldığında. Aradan 20 yıl geçmiş, şimdi kitapta da var yazı.
Tabii tekrar okudu. O yasayı şöyle tekrar göz attı. Yani aradaki 20 yıl hiç eskimemiş ve hala o yazı geçerliliğini, oradaki şeyler geçerliliğini sürdürüyor. Benim gözümde Haydar'ın şiiri çok büyük ölçüde dize şiiridir. Haydar çok güzel dize yazar. Şiirsel bütünlüğü olan, şiirsel bütünlüğü atlamaz. Ama inanılmaz güzellikte, yumuşaklıkta dize yazar. Ve zaten sonuçta modern şiirde, bakın hepimiz şimdi Twitter dünyasında yaşıyoruz. Twitter diye bir şey var. Niye acayip bir takım adamlar çıkıyor Twitter'dan? Kısacık bir şey yazmak zorunda. 140 karakterle bir şey yazmak zorunda. İlginç, orada çekmek zorunda. Herkes şey diyor, şiir hoca fark etmiyor. Twitter gibi bir fenomen varsa, şiirin bize özelliğine karşı bize hem disiplindir, hem kısaltmadır. Yani siz bir dize yazarsınız. Abi bunun üzerine siz istediğiniz kadar sempozyum düzenleyin. Yani Yunus'u hatırlayın. Yunus'un dizelerini hatırlayın. Büyük şairlerin dizeleri. Türk şiirinin böyle bir dize özelliği vardır ve hala kaybolmamış. Çünkü dizenin verdiği disiplin ve dize öyle bir şey ki dilin dehasından doğan bir şey. Türkçenin dehasından çıkan bir şey. Şimşek gibi, bir yıldırım gibi bir şeydir. Türkçenin büyük şairlerine baktığınızda hepsinin aslında çok güçlü, mısraiyete şeyden gelen, eski Berceste Mısra geleneğinden gelen şairler olduğunu göreceksiniz. Biz de yani bir şiir hatırlasak bile sonuçta oradaki iki dize bize bütün şeyi söyler. Romancıları da sinir eden şey budur. Adam 1000 sayfa yazıyor. Romancı olan mevcisi. Siz öyle iyi bir şiir, tek bir iyi bir şiir yazsanız bile şairsiniz. Şiirde böyle bir tuhaf üstünlüğü var hala devam eden. Buradan yavaş yavaş Haydar'ın yazdığı şiire geliyorum. Dediğim gibi dize şairdir. Gelenekle ilişkisi suda yüzen balığın suyla ilişkisi neyse, denizde yüzen balığın denizle ilişkisi neyse, gelenekle ilişkisi Haydar'ın öyle bir şeydir. Bunlar bizim hayatımızın doğal, yaşadığımız dilsel atmosferi, dilsel denizi, dilsel kaynağın içinde şairin gezinme halleridir. Bir başka belki karakter özelliği değil. Haydar abidir. Ben çünkü yakından kardeşlerine falan da tanıdığım için. Haydar abidir. 4-5 tane kardeşiniz olursa hayatta abilik yapmak mecburiyetinde kaldığınız veya severek yaptığınız veya mecburen yaptığınız şeyle ilişkiniz, insanlarla ilişkiniz abi-kardeş ilişkisinin bir şeyinden geçer. Deneyiminden, tecrübesinden geçer. Haydar şiire yaklaşımında da bu vardır. Karşılıklı saygı, sevgi aşırı vardır. O yüzden de çok eleştiriyorlar. Derler ki ya bu bir numara mı? Ben de ilk başta bağlıyorum. Bu adam herkese böyle çok seviyor. Niye onu da seviyor? Öyle değil. Ben Anıl. Ben herkese sevmem mesela. Beğendim adam vardı. Dümdüz de söyler. Yani o adam nedir yani? Haydar'ın yani içinden gelen bir şeyle yapar. Zorlamayla yapmaz. Zaten bu işler zorlamayla olmaz. Şiirde de böyledir. Yani mesela Haydar'la birçok adam konusunda zevkli olacak. Birçok adam konusunda hiç zevkli konuşmaz. Yani o çok beğenir. Şey yapar. Ben mesela benim için ikramda yeri falan yaparım. Ama öyle. O da öyle şey. Yani yapacak bir şey. O da öyle değil. Oradan gelen bir şey var. Çok eleştirilir. Acayip çalışkandır. Çalışkan bir adamdır. Yani benim gördüğüm en çalışkan adamlardan biridir. Ben o kadar çalışkan bir adam değilim açıkçası. İyiliğiyle oluyorum. Şimdi. Hilal'in desteğiyle. Ya Hilal'in. Hilal'i anlaşıyor. Haydar için birkaç kanal belirlersek aslında karşılığı var Haydar'ın. Öncülü var. Mesela Ziya Osman Saba gibi. İyiliğin şairi vardır. Çünkü Ziya Osman Saba dikkat edin mesela bizim İslam şairleri Ziya Osman'a hiç şey yapmaz. Aslında Ziya Osman şehirli Müslüman'ın bir şeyidir. Yani politik değildir. İmanla şey meselesini kendi içinden çözen bir adamdır. Necati Gil vardır. Necati Gil geleneğinde böyle şey vardır. Tabi Halil Bektaş geleneğini zaten Ali Hoca anlattığı için üzerinde durmuyorum ama yani Pir Sultan'dan şeye kadar gelen inanılmaz bir Bektaşi Alevi geleneği vardı. Onun yetiştirdiği bir ortam vardı. Aile ortamı dediğim gibi de iki kardeş, işte beş kardeş, dört şey, hemen hem babası hem abisi olmanın getirdiği bir sıcaklık, insan, temas
özelliği vardı. Yani bunu ancak çok çocuklu ailelerde yetişen insanların anlayabileceği bir şey değil. Ailenin tek çocuğuysanız bunu sizin kavrayabilmeniz ya da iki çocuğuysanız çatışan bunu anlamanız, kavramanız zor. Yani bizim kuşağımızda hep aileler daha kalabalık olurdu. Yani ben, biz mesela dört kardeşiz. Ben de abiyim. Yani abilik nedir? Onu bilirim. Ailelerin bu şiir abiliği olma şeyini insanlar bir tür iktidar falan gibi şeylere yormaya çalıştılar. Ailelerin her tarafı iktidar olsa ne olur yani? Mümkün mü onun aile iktidar olması? Şansı yok yani. Yok, yumuşak adamdır. Yani iki gün kavga et, üçüncü gün gel yanına senle konuşur. Ben yumruk atarım. Yani aramızdaki fark o kadar barizdir. Yani öyle bir şey yok. Öyle bir şey olsa çok bir şey yok. Bizim yayın evine en az 15 kişi Haydar Ergen'in selamı var diyerek gelmişti genç Haydar. Toplumlar da vardı görüyorsunuz. Haberim de yok. Yok pardon ama neyse. Efendim şimdi toparlıyorum biraz da böyle. Yani, çok bilimsi oldum. Şeyinki de çok derin abi bildiğinki. Şimdi biraz buradan mesela yumuşak sana geçecek. Oradan kolay sana bağlanacak. Gelin Haydar Ergen'in şiir üzerine dik köşe notlarını dinleyelim. Onda böyle ilginç ilginç gözlemleri var. Bir kısmını benden duyduğu şeyler var. Onları da orada şey yapıyor. ama bunlar da mesela hafız meselesi. Hafız kelimesinin nereden geldiğini. Bizim yaşantımızda biz bir dönem hepimiz birbirimize hafız derdik. Haydar'ın çok uzun süre benim telefonumdaki şeyi Haydar diye bir hafız diye yazar. Yani adamlar bir şey olsa telefonum ele geçiyor, bu hafız kim? Diyecek. Yandık yani. Ya. Anlat bir adama ya bu lakaptır vallahi. Ya bir şey yok ama yani öyle. Onları falan da duyacaksın. Sonra bilginin de çok gerçekten kuşatıcı, kapsayıcı bir şeyi var. Onunla da ondan sonra da toparlayacağız. Hepimize geldiğiniz için tekrar teşekkür edeceğiz. Ben tabii bilim akademisyenler olduğu bir ortamda böyle bir okur olarak bu yazıyı ele aldım. Bilimsel bir yazı olmadı açıkçası. Bilimsel bir yazı için çok daha derinlemesine daha kaynak vererek çalışmak lazım. Daha ben yazdığım birkaç yazı vardı. Onları da toparlayarak bu yazıyı yazdım. Aslında dip köşe şiir notlarının önemi şu. Okuduğun dizelerin yanına not alıyorsun. Onlardan daha sonra toparlayarak yazı yazıyorsun. Şimdi Haydar Ergen'in bu yazısı da daha çok önceden hazırdı. İşte sağ olsun Emel beni böyle hadi yaz, hadi yaz, bitir artık, hadi topla şu yazıyı diye diye en son bu şekilde büründü. Şimdi tabii çoğunuz Haydar Ergen'i tanıyorsunuz. Eskişehirli olması, sakallı olması, seveceğin, sevilen bir şair olması, işte Alevi Beşiktaşlı kültüründen gelmesi, Eskişehirli sporlu olması, ve Narın babası olmasın. Bu sene gösterelim. Bu sene gösterelim. Abi şu İzmir'e el attı adam. Hayır, o, dur ya. Şimdi eskişehir kazanı. Şimdi bunlar tabii hep bilinen özellikleri. Benim de kendisi bile bilmez. Aslında onun şiirlerini, toplu şiirleri ilk yayınlandığı zaman adam yayınlarından çıkmıştı ya. O zaman almıştım. Ben o zaman üniversitede öğrenciyim. Okuyarak altını çizetse çalışmıştım onları. Sonra hatta bir şiir yazmıştım. Bir pazartesi kentini terk eden valiz ve diye bir şairle konuşmam var orada. İşte onu da yaparsınız, görürsünüz. Yani Haydar'ın kitabı hakikaten satır satır çalışılacak bir kitap. Çünkü o kadar çok şey var ki, ayrıntı var ki içinde. Bir kere günlük konuşma dilinde yazıyor. Son derece sade, son derece sıcak, son derece samimi. Ve benzetme ve eritilemeleri çok sık kullanıyor. Dizeler çok güçlü. Dize şiir yazıyor. Bahadır da az evvel bahsetti. Dizenin ahenk ve haysiyetine inanıyor. İroni. İroni var. Kesinlikle şiirlerinde ironi var. Ve okurken düşünüyorsunuz, düşünürken gülüyorsunuz, sonra tekrar başa dönüyorsunuz. O verdiği insani sıcaklık duygusuyla hakikaten şiirsin zihninizde çok farklı bir yere oturuyor. Yani şiir okumaya başladığınızda hissettiğiniz duygularla şiiri bitirdiğinizde hissettiğiniz duygular farklı oluyor, değişiyor. Hatta ben bunu da ilk kez söylüyorum kendisine. Mesela depresyona girdiğim zamanlarda oturup Haydar Ergen kitaplarını okurum. Hala da öyle okurum. Yani böyle benim birkaç tane şeyim vardır, şairim vardır. İlhan Berk de bunlardan biridir ama İlhan Berk sizin kadar şey yazmaz. İyi değildir. O şeydir, o şairdir ama iyi değildir. Yani iyilik farklı. Yani iyilik duygusu farklı. İyilik
incelik, insanilik, o sevecenlik farkı o Haydar'da var. Küçük şeyleri seviyor. Küçük harfler, insani duygular, mütevazi nesneler. Hatta Bahadır'ın bir yazısı var. Şimdi o da kitaplaşacak, yeni kitabına yer alacak. Orada beyaz şair olarak tanımlıyor Haydar Ergülen'i. Mesela noktalama işaretlerini çok sık kullanıyor. Ama ilginçtir, noktanın kendisini sevmiyor. İşte üç noktalar var, virgüller var, ünlemler var ama nokta yok. Yani noktayı ölüm gibi görüyor. Bu da ilginç. Sonra cümlelerin içinde dizeleri kırıyor. Bir cümleyi mesela 4-5 satırda bitiriyor. Bazen bir sonraki paragrafa da geçiyor. Ama aradaki boşluk düşünme payı bırakıyor. O da ilginç. O da ona özel bir şey. Sonra farklı isimlerle yazıyor. Bakın bunun üzerine anlatacağım size. Konuşacağım şeyler var. İşte Umur Erkan, Erkan Güçlü, Mehmet Can filan böyle değişik böyle isimler. Ama Hafız ve Lina Salamandra en çok bildiğin isimler. Bunlar da önemli. Sonra en önemlisi bence hani başlama noktası onun iyi bir şair olması. İyiliğin şiirini yazması. Yaşama sevinci veriyor insana. Okuduğunuz vakit hakikaten o küçük şeyler, işte önünüzde bulduğunuz mütevazı nesneler ve onların arasından geçerken yazılmış, görülmüş incelikler, ayrıntılar, detaylar gibi. Ve okuduğunuz vakit o iyiliği de sizi ikna ediyor. Öyle de bir özelliği var. Yani okuduğunuz vakit onun şiirlerini, o incelikleri görünce, aa evet ya çok şükür, hakikaten hayat güzel, ya boşver üzülmeyin falan gibi moda giriyorsunuz. işte tabii Bahadır'a göre onun şiir üzerine konuşurken şey diyor, o Alevi Bektaşi kızım diyor, ondan kanak. Hayır, bence ondan değil. Tamam, o da var. Tabii ki öyle bir aileden gelmesi, işte eline, diline, beline sahip ol gibi böyle çok güçlü bir kültür o elbette ama bu farklı. Yani bir sürü öyle bir şairin şiirinde o iyiliği görmüyorsun mesela. Bence bu Haydar'ın kendisinin iyi olmasından kaynaklanıyor. Hakikaten güzel bir insan yani, kalbi güzel bir insan. Hani Haydar'ı herkes sever. Hakikaten öyle bir durum var yani. Kıskanıyor ama doğrusu mu yani? Benim o kadar herkes sevmez. Benim kimse sevmez. Herkes Haydar'ı sevsin. Sonra mesela küçük nesnelerin şiire girmesi var. Ya bu küçük nesnelerin, nesne şiirinde tabii ki İlhan Berk'tir bunun babası. Ama nesnelerin hayatımıza yansıması, işte değerli hale gelmesi Seher Eros Çelik'te çok güçlüdür. Bir de benim gördüğüm Haydar'da çok güçlü. Yani küçük küçük şeyler, konuşan nesneler. Mesela yani burada nesne şiiri değil. Hani şiirden birinci tekil şahısı çıkartarak nesneleri konuşturmak da değil. Ki bu benim kuşağımın çok hani sık kullandığı bir tekniktir. O da değil. Burada nesne var. Nesneye saygı duyuyor Haydar ve o şekilde yazıyor. Mesela bir ayna az gelirdi. İki ayna fazla. İnsan insana baksa. Şimdi burada ayna nedir? Aynalıktan çıkıyor. Burada çok farklı bir noktaya gidiyor. Benim hani nesne şiiri dediğim, küçük nesnelerin değeri dediğim şey de bu aslında. Bu nesnelere saygı duyarak Haydar bunları yazıyor. Seviyor ya, adam şunu da seviyor. Özellikle kırk şiir ve bir de böyle minik minik şeyler var işte, bardak var, şey var, işte, kedisi var, şu var, bu var. Yani hayatta o an, işte o an hayatında ne varsa bunları şiire dönüştürebiliyor. Bu bende gerçekten çok büyük bir yetenek. Mesela, yani nesnelerle yüzleşmek de var tabii. Yani nesneyi kullanarak o anki durumu insanlara aktarabilmek de meziyet ama bir de yüzleşme de var. Yani o nesnenin kendi içine yansıdığı hali de seviyor. O da son derece güzel yansıyor. Mesela, işte bu toplu şiirlerinden. Konuklar mı gelecek? İyi, kırı getirirler, yere yayarlar toprak eskimesin diye. Yazı da getirirler belki, üstümüzü örterler, iyilik, mavi bir şeydir diye. Şimdi burada mesela konuklar, evet insani bir şey ama konuklar aslında nesne olarak algılıyor, eve gelen konuklar var. Kırı da getiriyorlar, yere yayıyorlar, toprak var, toprak eskimesin. Yaz da gelir, iyilik de var, mavi bir şey. Yani bu küçük küçük nesneleri o kadar güzel birleştiriyor ve harmanlıyor ki o senin hayatına bir varlık gibi giriyor. Yani oradaki o kır, oradaki o mavilik veya toprak artık olduğu gibi kalmıyor.
onun gözündeki, onun hayatındaki değer verdiği küçük bir nesne olarak geliyor. Evet, bir de nar meselesi var. Şimdi Haydar o kadar geç babaoğlu, 22 sürü yaşında. Yani bizim torunumuz olacağı yaşta onun kızı oldu. Şimdi nar da tabii kızı bir kız. Hocam gözlük şiirinde de acaba çok sevdiği gözlüğü mü kırıldı? Olmuştur. Ben Narı küçükken gördüm. Kuşadası'ndaydık herhalde değil mi? O zaman şeydi. Ufacık kayından sarıyorum. Havuç kafa evet. Çok da güzel bir kız oldu şimdi bu arada. Maşallah. Şimdi narı tabii kelime olarak bir sürü anlamı var. Farsçadan geçmiş bir kelime aslında bir de Türkçe'ye. Hani Alevi kültür, Alevi Bektaşi kültüründe sık kullanılan terminoloji aslında nar. Nara gitmek, nara durmak, işte aynı zamanda bu şeye de gidiyor. Hallacı Mansur'a kadar gidiyor aslında. Tabii Hazreti Fatma'nın da simgesi. Ona da gidiyor tabii, hepsine kadar gidiyor. Yani burada nar sadece kelime olarak, işte meyve olarak değil tabii ki veya renk olarak da değil. Daha farklı, o insani arayış belki de, yani Tanrı'ya ulaşma arayışı, o yanma, pişme, var olma. Çokluğu birde tutma. Çokluğun, evet şimdi çokluğu varlık, bize. Evet birlik, vahdet ve kesret ikiliği de var. Yani mesela Elif'in birinin içinde olması ve birin her şeyin içinde olması gibi, her şeyin bir noktadan gelmesi, Elif'in dünyanın deri olması gibi, ta İbn-i Arabi'ye kadar gidiyor aslında bu. Bir de bizde mesela Türkiye'de şey vardır, nar bolluk bereket verir. Hepimizin evinde bir nar vazosu vardır, bir inanış vardır öyle. Yani narı kesip dökülen taneler bereket de yansıtır aynı zamanda. Hamileler şimdi şey yaparlar, nar getirir. Evet, hamileleri de doğru bir şey olsun diye. Ve bir de şey var tabii, mesela hani bu tasavvuf felsefesinde vardır. Tanrı yaradan aynaya bakmış ve kendisini görmek istemiş, kendisini izlemek istemiş. Sonra ayna kırılmış ve bir sürü farklı küçük ayna kırıkları kendi ondan farklı olarak görmüş. Bir de bu mesele var. Bunların hepsi aslında tek tek oturup konuşulması, yazılması gereken bir şey. Yani tek bir yazıda veya tek bir kitapta anlatılabilecek konular değil. Özellikle bu cam kırıklarının kendini Tanrı'dan ayrı ve farklı sanması. Mesela bunu da çok ben severim bu şeyi, bu bilgiyle. Evet, tabii ateşten de bahsettik. Yani şu aralar Haydar Erbilen kendisini özgeçmişinde sadece narın babası olarak tanımlıyor. Ona yetiyor demek ki. Başka bir şey istemiyor. Hayatta fazla. Şimdi bahsetmek istediğim ikinci mesele de şu. Şiir personaları. Şimdi Haydar Ergen farklı isimlerde yazmış. Evet. Tabii o dönemin gerekliliği de bazen ona gerektirmiş. İşte askerdeyken yazmak, işte soruşturma altına, gözaltına yazmak gibi. Pek çok kişi farklı isimler kullanabiliyor. Ama Haydar Erbil'in kullandığı isimler aslında isim olarak değil, bir şiir personası olarak kullanmış. Ne demek bu? Farklı bir karakter ve farklı bir karakter farklı bir şiir yazıyor. Özellikle Lina Salamandra ve Hafız karakteri var. Öyle ki aslında bunu açıklamaya çalışırken çok farklı şeyler kullanmam lazım. Bunu çünkü tek bir kelimeyle geçebilmek mümkün değil. Mesela Yusuf Alper diyor ki bu aslında Freudçi bir yaklaşımla bir fantezidir. Yani farklı isimlerle yazmayın. Pessoa'ya baktığımızda Pessoa'nın her kitabı farklı bir kişidir, farklı bir kişinin yansımasıdır. Kişilik bölünmesi gibi ama daha farklı. Yani bir çeşit oyun gibi, yaratıcı oyun gibi. Gurdjieff-Uspensky sistemine baktığımızda onlar diyorlar ki bir ben binlerce küçük benden yapılır. Hani buna psikolojide alter ego da deniyor. İşte nedir bu? Mesela anne olan ben, işte çocuk olan ben, kız olan, annenin kızı olan ben, işte bilmem kardeşin ablası olan ben veya komşunun işte komşusu olan ben veya kocanın karısı olan ben. Aslında bir sürü bencik var büyük bir benim içinde. Ama bu da tam değil. Bu da tam olarak açıklamıyor. Bir de şey var. Jung'un arketipleri var. O da mesela insan karakter özelliklerini, kimliklerini veya öyle söyleyeyim, 12 farklı kümede birleştirmiş. 12 farklı kümede toparlamış veya belli şeyleri, özellikleri belli bir küme altında almış. Kolejler yapmış.
Evet, tipolojiler yapmış. İşte mesela bilgin arketipi var, çocuk arketipi var, işte anne arketipi var. Bunlar pek çok klasiğin içinde yer aldığında bizim onları daha iyi algılamamızı sağlıyor. Çünkü direkt bize bilinçaltımıza hitap ediyor. Yani biz mesela bir şey okuduğumuzda anne ile ilgili bir duygu varsa bu bizim ta içimize kadar işte, çünkü bu bizim yaşadığımız, var olduğumuz, genlerimize taşıdığımız bir şey. Şimdi bu açıdan baktığımızda da aslında farklı. Bu da tam açıklamıyor. Şimdi nedir ya, bu Lena Salamandra'yı nasıl açıklayabiliriz? Yani Lena Salamandra karakteri şeyden geliyor. Bence en ilginç persona. Yani şimdi Lena Salamandra ve Ruth Huntley diye iki ayrı karakter yaratmış Heidegger bile. Diyor ki Lena, babası Rus, annesi Fransız olan bir kabare şarkıcısı. Ruth ise Amerikalı bir gazeteci. Ve birbirlerine deli gibi aşıklar, yani lezbiyenler. Ve Ruth, sevgilisi Lena'nın şiir, şarkı ve mektuplarını 1952'de The Mysteries of the Pain adıyla bastırmış ve Erbilen de bu kitabı İngilizce'den Türkçe'ye çevirmiş. Yalan. Bu kitap... yani bu kitap hakikaten o kadar farklı bir şekilde hazırlanmış, o kadar güzel bir oyunla okura sunulmuş ki Lena Salamandra'nın o duygularını okurken Haydar kalmıyor. Bambaşka bir kişi konuşuyor. Lena konuşuyor orada. İşte o yüzden diyorum, biz bu ne işte Freud'cu tarzda, ne Jung'cu tarzda, ne de işte Bourget-Uspensky sistemi ya da ezoterik sistemde bunu açıklamamız mümkün değil. Bu farklı. Bu Lena, Haydar'ın ki belki de Lena kısmı, hani İngilizce bir anda part diyecektim. O içine yaşayan Lena belki de o açığa çıkıyor. Yani Pessoa'ya benziyor bir soyadına değil, dikkat. Salamandra. Salamandra. Semender demek. Ateşte yanan. Evet. Yine yani. Oradan geliyor. Oradan geliyor. Evet. Yani bastırılmış fanteziler, erotik duygular falan, bu bence iki kadının tutkulu aşkını açıklayabilecek evet şey değil çünkü en erotik kitabıdır. Yani o kadar mesela yani Cemal Süreya erotik bir şair. Haydar erotik bir şair değil. Ama Lena bayağı erotik. Lena erotik. Yani Lena yani o tutkuyu hissediyorsun. Ve bence yani ve bence şimdi Yusuf Alper de bu kitabı yazmış. İnceleme yapmış. Diyor ki erkekse dil yazın. Bence erkekse dil değil, bayağı kadınsı dille yazılmış yani. Bir doktor olarak söyleyebilir miyim? Yani. Sözüm onu çok. Doktor uzmanıyım. Doktorum. Yani bir kadının hani duygularıyla yazıldığı için bana çok acayip geliyor. Yani Haydar'ın böyle sakallı falan bir adamın böyle bir kitap yazabilmesi. Yani oturdum bayağı düşündüm ben bunu. Ya diyor ki mesela işte memelerin büyük yalan. Üstelik bir rivayet gibi ağızdan ağızda dolaşmaktan büyümüşler diyor. Şimdi bunu Haydar'a yazması mümkün değil yani. Ben gördüm kızım. Haydar personasının yazması mümkün değil. Yani ağzını zaten prantez açıyorum. Çünkü Haydar Erbilen erotik bir şair değil yani. Sevmiş şair. Ama yani kız. Beyaz bir şair yani. Kız yazıyor işte. Diyor ki bu ormandan başka, benden başka gidebileceğim tek yer senin uzaklığın. Dilini ver Ruth. Uzaklığınla koru beni. Uzaklığından başka yakınım yok ki. Şimdi bu bence bir erkek için son derece çetrefilli bir şey. İmge. Öldürdü yani adam. Bak Elif Şafak'tan önce o. Bence bu tempo için burada biter. Yani bu bence kesinlikle bir kadın uyarlığı. Öyle olsun. Yani açıkçası şeyin Haydar Erbil'in içindeki animusun güçlü, animanın güçlü olmasıyla da alakalı. Anima yani dişi ruh, dişi özlemi. Evet, bir de hafız var, hafız meselemiz var. Ben oraya gelirim. Hafız. Tehlikeli sulardan çıkıyorum. Şimdi bir şey söyleyeceğim burada. Bu Lena Salamandra kitabı, yani önce tek bir kitap olarak yayınlandı. Kabadan Emekli Bir Kız Kardeş diye. Bizim bir arkadaşımız vardı, bu adetleri Serdar Işın. Dergi çıkarı ve sahaftı. Bir tane fotoğraf buldu. İlk baskı Oğlak Yayınları, Raşit Çavaş basmıştı.
Günas Alman'ın kitabının arkasında da Günas Alman'ın fotoğrafı var. O şey uygun fotoğraf. Sonra o zaman bu iki tane gazete çıkıyordu. Yeni Yüzyıl. O ne zamanları yani Yeni Yüzyıl ya Radikal Gazetesi'nin böyle 500'er bin, 750'er bin sattığı entelektüel gazetelerdi ikisi de. Bir sürü arkadaşımız yazıyor oralarda. Hepimiz yazıyoruz bir yani kültür sanat sayfalarında. Şimdi hayatta olmuyor. Allah rahmet eylesin bir büyük romancımız, hikayecimiz vardı. O da orada haftalık bir kitap köşesi yazıyor. Ben bu gazeteyi alıyorum her gün. Şimdi bir baktım, Dina Salamander'la ilgili bir yazı çıkmış. Merak ettim, yazıyı okudum. Diyor ki, ya Dina Salamander'ın Türkçe'ye çevrilmesi çok iyi olur diyor. Ben çünkü İngilizce'den çevirdim, biraz da Fransızca bazı şeyleri oradan diye. Hazırlayan ve çeviren diye. Ben diyor, Dina Salamander'ı tanırım, çok severim. Dünya antolojilerinde yeri olan bir şair, Türkçe'ye bugüne kadar kazandırılmaması gerçekten büyük kayıptı diyor. Haydar Ergin'i pek tanımam diyor. Bilebilir tabii. Aferin belki duymuştum ama hani ne iş yaptım. Bu vesileyle diyor, sağ olsun o da iyi bir çevirmen diyor, şiir de yazıyormuş diyor. Hani gerçekten diyor, Dina Salamander'ın herkese öğretmenin Türkçe'ye çevrilmesi böyle büyük bir şairin çok iyi olur filan diyor. Ben yazıyı okudum, dedim ki oyun devam ediyor. Seni tanımıyor. Reşit İmrahoğlu gibi ya. Şimdi. Oyun devam ediyor. Reşit İmrahoğlu da kaç kişi yazdı? Yazan kişinin adı belli şimdi söylemeyeceğim ama edebiyatımızın büyük isimlerinden birisi. Sonra Raşit Çavaş, sonra Yapı Kredi Yayınları'nın yayın yönetmeni olmuştu. Gırgır bir adamdır. Arkadaşımız eski reklamcı Bahadır Tanır. Görmüş yazı telefon etmiş. Abi demiş onu Haydar. Sen ne diyorsun? Sen demiş Haydar'ın kendisi Haydar yazdı onları. Olur mu demiş lan ben Dina Salamander demiş. Yıllar kaç yıl oldu? Abi demiş, demiş karısı mı? Yok canım demiş Dina Salamander işte. Peki abi demiş. Allah rahmet eylesin yani böyle de gitti romancımız. Dina Salamander'ı böyle bir şey oldu yani. Türkçe'ye kazandırmış oldu sağ ol. Yani öyle oldu. Evet, evet. Yeni sözünü almıyorum bak. Tamam. Ben pardon, şimdi haftada evet. Çıkacağım, bitireceğim tamam, zaten. Tamam. Şimdi Bahadır da bahsetti. Haydar Erbilen Kıbrıs'a gittiğinde askerliğini orada yapıyor. Askerde de hani Bahadır ya toprağın bir şey, evet. Tertlik falan. Hafız. Hafız yani, diyorlar aslında. Orada bile herkes birbirine hafız diyormuş Kıbrıs'ta. O da ilginç. Hafız aşağı, hafız yukarı. Şimdi Haydar da askerden dönünce aynı o dil alışkanlığı. Hafız ne haber? Hafız nasılsın? Bahadır'la Seyhan'a. Ha, Bahadır'a ve Seyhan'a. Tabii aynı evini kalıyorlar ya. Oradan bir hafızdır gidiyor. İşte ismi Hafız olarak kalıyor. Bizim aramızda öyle. Mesela Hafız'ı gördüm bugün dedin mi? Ya bugün Hafız'ı gördüm işte bilmem ne filan. Haydar demek o. Biz kendi aramızda ama şimdi aramızda bu şeyi bilmiyor. Üçüncü, dördüncü bir kişi. Ulan Hafız kim? Hafız değil. Bundan bir arkadaş var yani. Tamam. Yıllarca öyle Hafız. Ne geçtik aramızda? Hafız ne haber? Yani. Şimdi Hafız'ın da yani sadece işte Arapçayı Kur'an'da ezberlemek gibi bir anlamı. Şair Hafız var çünkü sonuçta büyük bir şair var. Yani. Sadece bir iki tane Arapçayı. Tabii iki tane Hafız. Ya bu bir durur. Aa dur bir şey söyleyeyim. Ondan sonra. Çok lezzetli. Vallahi öyle oldu. Böyle böyle. Yaşlılar böyle. Yani Hafız'ın bizim Türkçe'de yerleşmiş çok farklı anlamları var. Hadi sadece Kur'an'ı ezberlemek, Kur'an'ı hatmetmek değil. Mesela benim doğup büyüdüğüm mahalle Balıkesir. Balıkesir'de hafızlık diye bir makam vardı. Evet. Hafızlık diye bir meslek vardı. İşte ortaokuldan kızlar alırlar, hafızlık eğitimine gönderirler. O kızlar hafız olurlar ve bizim işte sokaktan, oyunlarımızdan çekilir. İşte mesela düğün olur, önce hafız ablalar çağrılır. O gelir işte neyse duasını eder. Ondan sonra bir sünnet düğünü olur, önce hafızlar gelir, hafız ablalar oturur. Böyle bir derleyici, toparlayıcı bir yönü vardı hafızı. Hala öyle midir bilemiyorum ama küçük yerlerde, küçük şehirlerde hafızlık hakikaten önemli. Hani muhtarlık gibi, şey gibi. Ve böyle bir temelden gelen, toplumun saygı duyduğu bir kurum gibi, bir kuruluş gibi. Aynı zamanda dilde de, yani bizim edebiyatımızda da şiir ezberleyen, hafızlar var. Mesela Fuzuli hafızları var. Yani hafızlık hıfz kelimesinden geliyor tabi. Derleyen, toparlayan, koruyan, kollayan gibi bir anlamı da var. Ya
Yani hafız dediğimiz vakit sadece işte Kur'an okudum, işte şöyle yaptım, böyle yaptım gibi bir anlam değil. Çok daha farklı, yerleşmiş bir kökleri var bizim şeyimizde, kültürümüzde. Şimdi hafızın yazdığı, hafız ismiyle yazılan veya hafıza gönderme yapılan şiirler de çok derin şiirler zaten. İşte o yüzden diyorum, Haydar'ın imzaladığı şiirler farklı, hafızın imzaladığı şiirler farklı, Lina'nın imzaladığı şiirler farklı ve hepsi birbirinden çok farklı. Yani burada hafız dediğimiz vakit çok daha derin, çok daha tasavvufi, çok daha felsefi bir şey var, persona var, şiir personası var. Evet. Hafızla ilgili kısa bir şey söyleyeyim. Yani bu da Lina Salamander'la ilgili söyledim. Bir arkadaşım dergi çıkacaktı, şiir istemişti. İşte şiirim yoktu ara elimde. Fakat hafızın bir tane şiiri vardı. Dedim ki ben bunu akşam yakında bir arkadaşım. Değiştirdim altını, Haydar Ergül'e yazdım. Sabah fakslarım, o zaman faks zamanı. Sabah ajansa gideceğim, reklam ajansına. Tam giderken dedim ki, ya bu yani hafız yazmış bunu, benim şiirim değil. Ve bıraktım şiiri yani. Dedim ki kusura bakma, şiiri gönderemedim. İşte anlatmaya çalıştığım oydu. Yani o şiiri yazan, şiir personası farklı. Hafız denilen şair Haydar Ergülen'den çok daha derini var. Zaten bazıları benim şiirimden daha çok seviyordu. Hafız senden daha yazıyor. Tam çok kişi söyledi, tamam dedi. Peki. Biraz kıskandım seni. Şimdi tabii, toparlarsa hafız... Sayesinde toparladık görüyorsunuz. Yani hafızı Şirazi, hafızı Harezmi var. Evet, hani edebiyatımızda ama... Çağatay diye. Yani bence Haydar Ergülen'in hafızı çok daha başka ve çok tabii daha orijinal. Tabii ben hafızıyım, daha güzel. Sakallı. Sakallı. Peki efendim, buyurun. Sağ ol, teşekkür ederim.